Şarkıcı Kibariye, AKP'nin Mersin'de düzenlediği konserde aldığı darbe nedeniyle sahneden düştü ve yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarkıcının bilincinin açık olduğunu, bir süre müşahede altında tutulduğunu duyurdu. Koruması onu korumaya çalışıyordu. Darbe aldı, bir anda sahneden düştü. Şarkıcı Kibariye şimdi hastanede. AKP Mersin İl Gençlik Kolları'nın Turgut Reis Mahallesi'ndeki Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen gençlik konserinde yaşandı olay. Şarkıcı Kibariye sahnedeydi. Bir anda sahneye bir hayranı atladı. Koruması onu korumak isterken bir anda Kibariye darbe aldı. Sahneden aşağı düştü. Yaralandı. Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, Kibariye'nin tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Koca'nın açıklamasına göre şarkıcı bir süre gözlem altında tutulacak. Kibariye'nin yaralandığı konsere Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de katılmıştı. Nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Nasıl geldin? Harikasın. Allah çok şükür olsun. Hepimiz iyi olalım yerine. Nasıl baktınız? Tatlı tatlı değil mi? Kocaman ağzım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi öncelikle Kibariye'ye geçmiş olsun tabii ki. Ama bu haberde benim dikkatimi çeken, belki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Şu, bu bir gençlik konseri. Kibariye konser veriyor. Ama biz size ODTÜ şenliklerinin iptal edildiği haberini ilettik mesela geride bıraktığımız dakikalarda. Sebep de deprem idi. Böyle düşünüldüğünde gerçekten kulağa makul de gelebilir bir tarafıyla, ki şenlikler aslında bu konser gibi de geçmiyor. Ama eğer o şenlikler deprem dolayısıyla, buradaki hassasiyet dolayısıyla iptal edildiyse, AKP'nin bu konseri o zaman nasıl değerlendirilmeli acaba? Ben soruyu sormuş olayım sadece.